açıklamalar birbirini tutmuyor. Depremden sonra seçimlere kadar dönemin İçişleri Bakanı her ay farklı bir sayı açıkladı. İBB Başkanı adayı, önceki dönem Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bir televizyon röportajında 130 binden fazla yurttaşımızı kaybettiğimizi açıkladı. Ancak kendisini düzeltmek İçişleri Bakanı tarafından yapıldı. İçişleri Bakanı da yaptığı açıklamayla en son kayıplarımızın 53.537 olduğunu söyledi. Kayıplar konusunda iktidar hiçbir şey söylemek istemiyor ama Cuma günü kayıp ailelerinden bazıları toplanıp 38'i çocuk, 147 kişinin deprem sırasında kaybolduğunu belirterek konunun araştırılmasını talep etmişlerdir. İçişleri Bakanı Yerlikaya geçtiğimiz hafta 6 Şubat depremleri ile ilgili bir basın açıklaması yaptı ve bu açıklamada depremler sonrasında maalesef 38.901 bina yıkılmıştır dedi. Oysa biz Çevre Şehircilik İklim Değişikliği Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada görüyoruz ki 35.355 sayısını görüyoruz. Bu bile bazı sayıların iktidara ait olan, hükümete ait olan bakanlıkların yaptığı resmi açıklamalarda bile birbirini tutmadığını ve farklılık gösterdiğini göstermektedir. Tabloda görüldüğü gibi 11 ilde toplam 518.009 konut acil, ağır ve yıkık durumdadır. Bu tablonun güncel halindeki rakamlar ise çok daha fazladır. Şimdi bakın, depremin en fazla zarar verdiği şehirlerimizden Hatay, Kahramanmaraş, Malatya ve Adıyaman'ı özellikle bugünkü basın toplantımızda göz önüne getirmek ve konunun bu şehirlerimizde yaşayan yurttaşlar açısından ne kadar ivedilikle çözülmesi gerektiğini bir kez daha sizlerin huzurunda açıklamak ihtiyacını hissettik. Yine bakanın cümleleriyle ifade edersek 215.224 konteyner kurulumu yapıldı ve bu konteynerlarda da 691.000 afetzede yaşamaktadır. Depremden etkilenen ve yakınlarının yanlarına gitmek isteyen 3.549.000 afetzedenin de tahliyesini yaptık dedi. Bu açıklamaya göre yaklaşık 4 milyondan fazla insan yerinden ve yurdundan olmuş durumdadır. 4 milyondan fazla insanımızın ya bölgeyi terk etmiş ya da konteynerlere sığınmış durumdadır. Konteynerlerde ne kadar süre kalınabilir? Kış koşullarında özellikle de Adıyaman, Malatya, Osmaniye gibi şehirlerimizdeki durumu dikkate aldığımızda konunun bir an önce çözümlenmesinin ne kadar önemli olduğu ortaya çıkacaktır. Durum çok vahimdir ve afet konutlarının da bir an önce bitirilmesi gerekmektedir. Bakan Yerlikaya enkaz kaldırma işlemlerinin %88'inin tamamlandığını söylemiştir. Bu bilgilere göre bile şu an 33.800'den fazla bağımsız birimin enkazı bölgede hala durmaktadır. Depremlerin neden olduğu yıkımın giderilmesi, şehirlerimizin yeniden inşası konusunda ise son bir yıl içinde neler yapılmıştır isterseniz bir de buna dikkat edelim. Erdoğan depremin hemen sonrasında 10 Şubat tarihinde yaptığı açıklamada bir yıl içinde tüm konutlarımızı afetzedelere teslim edileceğini söylemişti. Sonra döndü, bir çark etti, bir geri vites yaptı. 15 Mart tarihli grup toplantısında, yani depremden 40 gün sonra yaptığı toplantıda ise toplamda 650.000 konuta ihtiyaç olduğunu ama bir yıl içinde 319.000 konutu inşa edeceklerini buyurdu. Geri vites devam etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan 31 Ekim kabine toplantısından sonra yaptığı açıklamada ise afetten zarar gören 11 ilimizde 200.000 konutun inşasına hızla devam edilmektedir ve bunları yıl sonuna kadar bitireceğini ifade etmiştir. Daha sonra da sene sonuna kadar 41.000 konut ve 5.000 köy evinin teslim edileceğini söylemiştir. Bugün 5 Şubat 2024 depremin üzerinden bir yıl geçti. Dün Hatay'da bazı kura çekimleri yapıldı. Ama gerçekten de Sayın Erdoğan'ın ve bakanların söylediği gibi mi? İsterseniz biraz da bu rakamlar üzerinden gidelim. Gerçekte durum nedir? Yapılması gerektiği söylenen 680.000 konutun 164.000'inin köy yapılarından, köy evlerinden oluştuğunu biz hesapladık. Bu durumda kentsel
alanlarda, kent merkezlerinde TOKİ eliyle yapılması gereken konut sayısı 536 bin civarındadır yaklaşık. TOKİ internet sitesindeki proje bilgilerine göre güncel olduğunu farz ettiğimiz gerçek rakamları da sizlere sunuyoruz. TOKİ'nin yayınladığı afet konutlu projelere göre 11 ilde projelendirilmiş konut sayısı 113.742'dir. Yani ne 536 bin, ne 680 bin, ne 350 bin, ne 200 bin değil. Şu an projelendirilmiş konut sayısı 113.742'dir. Bu durumda devam eden konut sayısı, ilan edilen konut sayısının sadece %21'idir. Yani işin 1/5'inin tamamlanması için bile en az 2 yıla ihtiyaç vardır. Bu durumda yapılacağı söz verilen 536 bir konutun tamamlanması için bu hızla, bu finansal desteklerle, bu yönetim anlayışıyla devam edilmesi durumunda en az 10 yıla ihtiyaç bulunmaktadır. 26 Ocak 2024 tarihinde Bakan Özaseki depremlerin yaşandığı bölgede yapımı tamamlanan konutların Şubat ayı başından itibaren teslim edilmeye başlanacağını söyledi. 4 Şubat itibariyle %90 ve üzerinde fiziki gerçekleştirmeyi sağlamış olan konutların toplam sayısı 10.007'dir değerli arkadaşlar. Nereden nereye? Yine Bakan Özaseki 10.000 yeni konutun hemen teslim edileceğini söylediği 10.007 konutun kabul etsek bile geriye kalan 536.729 konutun sadece %1.9'u teslim edilmiş olacak ve geriye kalan sayıdaki konutu bekleyen yurttaşlarımız, afet sitelerimiz ise maalesef daha uzun süre beklemek durumunda kalacaktır. 3 Şubat tarihinde Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Diyor ki, merkezi yönetim ile yerel yönetim el ele vermezse, dayanışma halinde olmazsa o şehre herhangi bir şey gelmez. Hatay'a geldi mi? Şu anda Hatay'da garip kaldı, mahzun kaldı. Sonra da diyor ki yıl sonuna kadar 200 bin evi teslim etmiş olacağız. Daha önceki açıklamalarda 223 sonu olan teslim tarihini 2024 son olarak güncellediler. Bütün açıklamalar bir tarafa, deprem bölgesindeki AKP'li belediyelere neden afet konutlarının da teslim edilmediğini de sormamız gerekiyor. Şimdi burada bazı rakamları dikkatinize sunmak istiyorum. İşte Hatay 220 bin konuta ihtiyaç var. Vaat edilen şu anda projelendirilmiş ve başlamış olan konut sayısı 32.891, sadece %14.9. Elazığ, Adıyaman, Hatay, Malatya, Kahramanmaraş'a baktığımızda depremin en fazla etkilediği şehirlerde projelendirilmiş oranların her birinin %20'nin altında olduğunu da görüyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, depremin yıkıcılığın yoğun olduğu 4 ilden bir ilçeyi de örnek aldık. Bunlardan bir tanesi de Sayın Cumhurbaşkanı'nın ifadesiyle her seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren bir Hatay'ın Defne ilçesini aldık. Yine uzun süredir iktidar tarafından yönetilen Kahramanmaraş'ta Dulkadiroğlu, Malatya'da Battal Gazi ve Adıyaman'da merkez aldık. Yani 4 yerleşim yerinden bir tanesi CHP'li belediye tarafından yönetiliyor. 3 tanesi de AK Partili belediyeler tarafından. Gerçekten de burada siyasi bir ayrım mı yapılmaktadır? Yoksa önümüzdeki yerel seçimlere giderken seçmen korkutularak devletin ve kamunun kaynaklarının iktidardan yana oy kullanan seçmene belediyeler eliyle dağıtılacağı gösterilerek bir siyasi propaganda mı yapılmaktadır? Şimdi bunların içinden bir tanesi de Defne. Şimdi Defne özellikle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Kılıçdaroğlu'na %96 seviyesinde oy veren bir ilçe olma özelliğiyle son derece önemli. Sayın Cumhurbaşkanı Defne'de yapacağımız konut sayısı 26.261 olarak açıkladı. Peki 26.261, bunu söylerken de biz siyasi partilere verdikleri tercihlere, yaşam biçimlerine, düşüncelerine bakmaksızın bütün insanları eşit hizmet yapıyoruz dedi. Evet, 26.261 konuta ihtiyacı olan Defne, yani Hatay'ın merkez iki ilçesinden biri, Antakya ve
Defne'dir Hatay merkezdeki iki ilçe. Ne yapılmıştır onu bir size söylemek istiyorum. Defne'de şu anda yapımı devam eden iki tane proje var. Bir tanesi 1523 konutluk gerçekleşme seviyesi %30. Diğeri 1546 konutluk gerçekleşme seviyesi 3 Şubat itibariyle %4. Yani buradan da görüldüğü biçimiyle Defne ve Hatay halkı ciddi biçimiyle cezalandırılmaktadır. Peki Dulkadiroğlu yine Kahramanmaraş'ın merkez ilçesi. Kahramanmaraş AK Partili Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetiliyor. Dulkadiroğlu Belediyesi AK Partili bir belediye. Peki burada farklı bir durum var mı? Oraya da baktığımızda genel olarak buralarda da %20'ler seviyesinde bir projelendirme ve ihalenin yapıldığını görüyoruz. Konut projelerini gerçekleştirmeleri ve tamamlanmasında çok yıla yayılan projelerdir. Genelde bir projenin bitmesi bir yıldan uzun sürür. Ama TOKİ'nin tamamladığı projeler üzerinden genel bir hesaplama ile de kurumun yıllık üretiminin 2002 ile 2023 yılları arasını baz aldığımızda TOKİ yıllık 58 bin ile 60 bin arasında konutu üretebildiğini görüyoruz. Ancak 2023 yılında projelendirilen sözleşmeye bağlanan 113 bin afet konutunun dışında ayrıca TOKİ'nin 26 bin başka şehirlerde de konut inşaatının devam ettiğini biliyoruz. Henüz tamamlanmasa da herhangi bir ödenek sınırlaması, ihale yöntemi sınırlanmamış olmasına rağmen TOKİ 2023 yılı içinde sadece 113 bin afet, 26 bin sosyal konut, toplam 140 bin konutu projelendirerek sözleşmeye bağlamıştır. İktidar depremin yararlarını sarmakta sınıfta kalmıştır. Laf kalabalığı, sayısal veri bombardımanı ile kafa karıştırmayı da bir kenar bırakmalıdır. TOKİ ülkenin kalan kısmında herhangi bir iş yapmasa, komple deprem bölgesinde yoğunlaşsa da bu kadar afet konutunun da bu hızla yapılması 10 yılı bulacaktır. Son bir yılda bu işlerin neden tamamlanmadığına da gelirsek, TOKİ'nin afet konutlarını bitirememesinin nedenleri artan işçilik maliyeti, malzeme fiyatlarındaki artış, bu artış karşısındaki müteahhitlerin iş yapamaz hale gelmesi, kötü finansal yönetim ve yüksek enflasyonla birlikte pek çok seçim almış olan seçimlerin gecikme ve karar süreçlerini etkilediğini, karar süreçlerinin Türkiye'de tek adama bağlanmış olmasının da bu tür yapıların yapılmasını yavaşlattığını belirtebiliriz. Dahası yeterli sayıda vinç operatörü, kalifiye usta gibi elemanın bulunmaması da sürekli olarak dile getirilmektedir. Projelerin önemli bir kısmına ilave olarak iş merkezi, cami ya da çevre ve altyapı inşaatları da yer aldığı için ortalama konut maliyetine ilişkin kesin bir hesaplama ve karşılaştırma da yapılamamaktadır. Değerli basın mensupları, ilk depremden sonra yapılan ihale 21 Şubat 2023 tarihinde gerçekleşen 3 projeye aittir. Bu 3 projede de yaklaşık 3+1 konut maliyeti kamuya 1.7 milyona mal olmaktadır. Ancak daha deprem, yani Şubat ayından sonra 7 ay sonra yapılmış olan, hatta 6 ay sonra yapılmış olan 21 Eylül 2023 tarihli 256 sıradaki Hatay ili Samandağ ilçesi Hıdırbey mahallesinde yapılan projede ise ihale bedelinin yapılacak olan konut sayısına böldüğümüzde konut başına devletin ödeyeceği rakam 3,5 milyon TL'ye çıkmıştır. Yani Şubat ayında 1.7 milyona ihale edilen deprem konutlarının Eylül ayında ulaştığı maliyet 3,5 milyon TL'ye ulaşmıştır. Yani %100'ün üzerinde bir artış vardır. TÜİK'in açıkladığı inşaat maliyet endeksine göre Şubat ile Eylül arasındaki fiyat artışı %39.3. Malzeme fiyatlarında aynı dönemde TÜİK'in açıkladığı artışlar %28. Ama gerçek böyle mi? Gerçek, TOKİ'nin yapmış olduğu ihalelerde görüyoruz ki en az %100. İnşaat maliyetlerindeki %100 artış hem afet konutlarının yapımını geciktirirken aynı zamanda bütün kentlerimizde barınma problemini derinleştirmekte ve insanların bireysel olarak kendi evini yapabilme olanakları azalmakta ve orta alt gelir grubundaki insanların, riskli yapı stokunda yaşayan insanların
binalarını yıkarak yenileme, yeniden yapma ya da güçlendirme maliyetlerini de olağanüstü bir biçimde arttırmaktadır. Burada zaten kamuoyunun çok tartıştığı TÜİK rakamlarının gerçek olmadığı üzerindeki bir değerlendirmeyi de TOKİ'nin yaptığı ihalelerden de bir biçimiyle doğrulanmış oluyor. Konumuz bu TÜİK değil tabii. Konumuz deprem, konumuz deprem bölgesindeki yaşayan yurttaşlarımızın sorunları. Tekrar inşaat maliyetlerine dönecek olursak, 1 metreküp C35, C40 betonun fiyatı 3000 TL'yi aşmış durumdadır. Bu fiyat bir yıl önce 1400 TL'ydi. Yani hazır betonun fiyatı %100'den fazla artmış durumdadır. Demirin tonunun fiyatı 25 bin, bir yıl önce 15 bin TL'ydi. Yine inşaatlarda en büyük maliyeti oluşturan ulaştırma, nakliye ve enerjiyle ilgili maliyetlere de baktığımızda petrol fiyatlarında meydana gelen artışlar, dizel fiyatındaki 40 TL'nin üzerine çıkıyor olması da pek çok maliyetin kendiliğinden artmasına yol açmaktadır. Yani AKP'nin makroekonomik politikalarının iflası, enflasyonu kontrol edememesi, döviz kurlarının sürekli olarak artması, depremin hasarlarının giderilmesinin önündeki ana engellerden bir tanesidir. Bu arada tabii kamunun Çevre Şehircilik Bakanlığı'na bağlı TOKİ ile yarı özel yarı devlet tarafından yönetilen emlak konutun da bu dönem içinde ne yaptığını da irdelemek gerekir. Aralık 2023 tarihinde açıklanan İstanbul'un kentsel dönüşümüne yönelik yol haritasında yarısı bizden kampanyası ile 350 bin konutun dönüşümünün hedeflendiğini ve 5 yılda 1,5 milyon konutun riskli bağımsız bölümün dönüştürüleceği söylenmektedir. Rezerv alanlarda da 400 bin yeni konut üretileceği belirtilmiştir. Rezerv alanların büyük bir çoğunluğu da bu iktidar tarafından planlanan hepimizin kar çıktığı Kanal İstanbul etrafındaki tarım topraklarının imara açılması, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden geçmeyen planların yasa dışı bir biçimiyle, antidemokratik bir biçimiyle, kent haklarına karşı bir anlayışla Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hızla planlanan bölgeyi söyleyebiliriz. TOKİ ve emlak konutun bu zamana kadar dönüşüm karnesine baktığımızda ise sayıların gerçekçi olmadığı ortaya çıkacaktır. TOKİ İstanbul'da 21 yılda sadece 59.770 konutu tamamlamıştır. 400 bin konutu yapmayı vaat eden kurumun 21 yılda İstanbul'da yaptığı konut sayısı 59.770'tir. Bunların 39.076 konutun da yapımı devam etmektedir. Ama bu konutların da 10.280'inin kentsel dönüşüm amacı dışında üst segment yani lüks konut sınıfında olduğunu da belirtmek gerekir. Yine kamu özel sermaye tarafından yönetilen emlak konut ise 21 yılda 80.788 konut üretmiş ama bunların 68.644'ü de lüks konut statüsündedir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin il başkanlığının hemen yanındaki binalar ya da otobanın hemen karşı tarafındaki polis lojmanlarının yıkılmasıyla yapılan lüks konutlar. Lüks konut ayrımı yapmadan TOKİ ve emlak konutun ürettiği konut sayıları dikkate alındığında yine de bize yıllık ortalama 6.693 konut üretildiğini göstermektedir. Bu performansa göre de 400 bin konutun yapılabilmesi için de bize 60 yıl gerekmektedir. Peki çözüm ne? Çözüm yerel yönetimlerin güçlendirilmesi. Yerel yönetimlerin ilgili dönüşüme ilgili çalışan iştirakler şirketlerinin finansal açıdan güçlendirilmesi, mevzuat açısından engellerin kaldırılmasıdır. Burada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin KİPTAŞ'ın son 4 yıl içinde, 4,5 yıl içinde almış olduğu aksiyon ve uyguladığı projelerle meselenin çözümüne nasıl katkı yaptığını da sizlerle paylaşmak istiyorum. 1 Temmuz 2019'dan itibaren İBB iştiraki KİPTAŞ 23 farklı ilçede tamamladığı ve devam eden sosyal konut ve kentsel dönüşüm projelerine ulaştığı bağımsız birim sayısı ise 18.834'tür. KİPTAŞ görev süresi boyunca bu 4,5 yıl içinde 8.136 bağımsız birimden oluşan 22 projenin temelini atmış durumda.
10.039 bağımsız birimden oluşan 16 projeyi de tamamlayarak hak sahiplerine teslim etmiştir. Kiptaş sabit taksit düzeneğiyle hak sahiplerinden geri ödeme alırken TOKİ memur maaş katsayı artışıyla orantılı bir artışla hak sahiplerinden bu bedelleri geri almaktadır. Sahada aktif olarak 8.795 bağımsız birimden oluşan 34 projenin çalışması devam etmekte. Bunlardan 15'inin inşaat çalışmaları da bitmek üzeredir. 19'u yapım, uzlaşı ve proje aşamasında 4,5 yılda teslim edilen ve devam eden projelerle birlikte 70 binden fazla vatandaş İstanbul'da deprem riski altında yaşamaktan kurtarılmıştır. Bu sadece İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından değil, pek çok büyükşehir belediyesinin de bir yol ve yöntem uygulayarak bu biçimiyle kendi beldesinde, ilçesinde ve şehrinde yaşayan riskli yapı stokunun azaltılması için kapsamlı bir çalışmaya gidebileceğine ilişkin önemli bir işarettir. Kiptaş'ın yeni dönemde yıllık ortalama 465 yıkım gerçekleştirirken geçmiş dönemlerde bu ortalamanın 67 olduğunu dikkatinize sunmak isterim. Neredeyse son 4,5 yıl içinde yapılan Kiptaş'ın dönüşüm çalışmaları 25 yıllık AKP iktidarının İstanbul'da yaptığı çalışmaların üzerindedir. O nedenle buradan Büyükşehir Belediyesi'nin bu alandaki yaptığı çalışmaların devam etmesinin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Marmara bölgesi doğusunda 1999 yılında gerçekleşen ve on binlerce ölüme yol açan depremden kısa bir süre sonra AK Parti'yi kurarak seçimlerden galip çıkan ve başbakan olan Recep Tayyip Erdoğan yaşananlardan ders aldığını söylüyordu. Nitekim 2023 yılı Mayıs ayında Bingöl'de meydana gelen ve 200 yakın yurttaşımızın yaşamını yitirdiği deprem sonrası Başbakan Erdoğan, "Buna ihmal denmez. Buna olsa olsa kurallara uymama denilebilir. İhale şartlarına uyulmamıştır. Kontrolleri iyi yapılmamıştır. Malzemeden çalma gibi işler olmuştur. Toplumun bundan ders alması gerekir. Bir daha böyle olayların yaşanmaması gerekir." diye açıklama yapmıştı. Böyle konuşan bir başbakan, sonra 20 yıl süren iktidarı döneminde deprem kuşağı üzerinde bulunan ülkemizdeki deprem fay hatlarına yakınlığı, nüfusumuzun %90'dan fazlası fay hatlarının yakın çevresinde ya da üzerinde yaşamaktadır. Bu hassasiyeti göstermemiş, çarpık yapılaşmanın daha da artmasına yol açmıştır. Hele 2018 yılında insanların beyanına bağlı olarak imar barışı altında çıkarılan yasa ile binanın riskli olup olmadığına bakılmaksızın vatandaşın beyanına esas olan o binanın çürük ya da sağlam olması sadece vatandaş beyanına dayandırılarak yapılan yasal düzenlemenin de Türkiye'deki riskin artmasına ve riskli yapıda yaşayan yurttaşlarımızın hayati tehlikesinin devam etmesine yol açmıştır. Erdoğan'ın bu sözleri söylemesinin üzerinden tam 20 yıl geçti. Giderek kendiyle özdeşleştirdiği devlet, yani AK Parti devleti, rant kaygısıyla zemin etüt şartı olmadan sıvılaşma tehlikesi bulunan alanları bu imalat yapılabilecek, inşaat yapılacak alan statüsü dışına çıkarmadan, aynı zamanda denetim yapılması ile ilgili sık sık çıkardıkları yasalarla, ihale yasalarını sık sık değiştirerek kamu eliyle yapılmış olan pek çok yapının da depremden sonra, yani 99 depreminden sonra yapılan pek çok kamu yapısının da bu depremde yıkılması ya da ağır hasar almasının bu ihale mevzuatlarındaki değişikliklerden ciddi biçimde etkilendiğini söyleyebiliriz. Sonuç olarak iktidar bugünkü projeksiyonuyla ne deprem bölgesindeki insanların konut sorunlarını çözebilir, ne de yanlış göç politikaları neden olduğu konut sorununun çözülmesine imkan verebilir. Aynı zamanda büyük şehirlerimizdeki barınma probleminin bir başka sıkıntısı da yasa dışı göç, büyük şehirlerde nereden girdiği belli olmayan ve neredeyse şehrimizin belli bölgelerini istila eden kontrolsüz yabancı göçü dolayısıyla da bu kentte barınmak ve yaşamak zorunda kalan emeklilerimizin ve dar gelirlerimizin, özellikle de kirada yaşayan yurttaşlarımızın
bu şehirde barınma ve yaşama zorluklarıdır. Aynı zamanda barınma meselesi doğru biçimiyle çözülemezse başta İstanbul olmak üzere pek çok büyük şehrimize kamu çalışanları tayin yoluyla büyük şehirlere göç eden, göç etmek durumunda kalan memurlar açısından da bu kentler yaşanamaz ve çalışamaz hale gelmektedir. Bütün bu politikaların mutlaka gözden geçirilmesi ve değiştirilmesine ihtiyaç vardır. Bütün bu duygularla iktidarın son bir yılına baktığımızda yapmış olduklarını baz alırsak yapacaklarının da önümüzdeki dönemde çok da fazla sorun çözmeyeceğini belirtmek isterim. Sayın Genel Başkanımızla ve belediye başkanlarımızla, milletvekillerimizle bu gece yarısı biz 11 deprem bölgesinde 130 milletvekili ve parti yöneticilerimizle birlikte olacağız. Saat depremin yaşandığı saatte de sessiz yürüyüşlerle bir anma programı gerçekleştireceğiz. O nedenle buraya katıldığınız için sizlere de teşekkür ediyorum.